Bu ne? Nane kurutacağız, otur. E tamam, koy kurusun. Ay senin bu pısıklığın beni öldürecek ya. Kızım, herhalde böyle kurutmayacağız değil mi? Yapraklarını teker teker ayıklayacağız, saplarını kurutmayacağız herhalde, otur. Sebep? E öyledir adet. Kim diyor ya? Ben diyorum, hadi al, başla. Al, tut, tut, tut. Kaç demet nane var burada? Tembellik etme ya. Şimdi başlasan akşam yemeğine yetişir. Ne yapıyorsun ya? Yapraklarını koparıyorum işte. E küçük yaprakları orada kaldı ya, ya israf. Ya Makbule abla, sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Ayrıca bütün yaprakları aynı yere koyma. Niye? Boylarına göre ayır. Ne diyorsun sen ya? Bak, üç ayrı kavanoz olacak. Büyük, orta, küçük, tamam mı? Büyük yapraklar büyük kavanoza girecek. Onlar yemeğe konur. Orta boylar salataya doğranır. Küçüklerle de meze süslenir. Bıdı bıdı bıdı. Makbule abla, sen beni bırak, ben gideyim. Ya nereye? Bunlar bitecek, sonra da krem karamel yapacağız. Makbule abla, ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Nane kokla bak, iyi gelir. Bir şey söyleyeceğim. Makbule abla, sen beni ev işlerinden azat et. Ben sen ne istersen yapacağım gerçekten. Nasıl yani? Yani gönlünü gezdir, söyle bir şey ben yapacağım. Taş taşıyayım, beste yapayım, sana masaj yapayım, gezdir gönlünü. Hepsini yapacağım ama ben bunu yapamayacağım. Günahım ben. Ne istersem yapacak mısın bebeşim? Hayırdır yiğir? İyi, ne güzel, işten gelmişsiniz Burhan abi. Ben geldim de sen yoktun. Hayrola? Kocanla kavgalı mısın, onun için mi gelmedin? Onu görmemek mi istiyorsun? Ondan dolayı mı gelmedin? Ne münasebet Burhan abi? Buhran mı dedin bana? Hayır. Ama ağzından öyle bir şey çıktı. Sanki Buhran çıktı gibi. Niye gelmedin işe? Evde dolması... Aa, bizim evde ne var? Ne var? Sarma dolma zeytinyağlı. Süper. Gelip tatmak ister misiniz? Gelsenize. Hadi. Davet ediyorsun. Tabii. Çay içeriz beraber. Muhabbet ederiz. Hadi. Yok, sen beni şimdi çaya mı davet ediyorsun? Evet. Yemezler. Yine o Makbule ile birlikte kurguladığın sinsice planlar olmasın Aslı yiyorum. Niye sinsice olsun Buhran abi? Biz sizi birbirinize çok yakıştırıyoruz. Beraber resminizi çok seviyoruz sizin ikinizin. Ayrıca da kısmet bu işler. Bak, ikinci defa bana Buhran dedin. O zihninde neler dolaşıyor çok iyi anlıyorum yiyorum. Bu bir. İkincisi, ben Makbule Hanım'la hayattam. Hayatta ilgilenmiyorum. Kısıra bakma. Ama niye Burhan abi uzun boylu, boylu poslu, endamlı, gösterişli, işveli, cilveli bir kız bence? İlgilenmiyorum. Çok gür saçları var böyle, bakımlı bir insan ayrıca. Tipim değil. Elinden her iş geliyor Burhan abi, bir dolma sarıyor, görmeniz lazım. Böyle makine gibi parmaklarını göremiyorsunuz. Bana göre değil. Her şeyi yapıyor, her şeyi süper yapıyor. Bir gömlek ütüsü var gerçekten, Burhan abi sanat eseri sayılır. Irgalamaz diyorum yiyorum. Ya Burhan abi çok şahane bir insan, sizi çok mutlu eder gerçekten. Birlikte o kadar mutlu olursunuz Burhan abi. Ne olur bari bir çay verin. Ya bırak, bırak beni de boğacaksın. Sürekli konuşuyorsun, bir sus. Bir sus. Ben senin kürekelli kuzenine mi kaldım bir defa? Hiç bana hiç yaprağı, fotoğrafı ayarlamıyorsun. Sürekli Makbule'yi kıkılıyorsun ama. Ne? Ben 36 yaşında evde kalmış, sıfır beden ihtimali sıfır olan, hamur kokan bir kuzenle evlenmek istemiyorum. Senin kuzenine evlenmek istemiyorum. Zıt! Zıt! İlgilenmiyorum diyorum. Zorlu olmaz bu iştir. Allah'ım yarabbim. Thank you.
Müzik.